Orta Doğu Gazetesi. Gazete, Bir Baykal Bin Çelişki sürmanşetiyle karşımızda. Kaçaksaray'ın icazetiyle yola çıkan Deniz Baykal'ın açıklamaları akıllardaki soru işaretlerini daha da çoğalttı. Baykal'ın sözleri MHP'nin ne kadar doğru ve haklı olduğunu bir defa daha ispatladı. Baykal nasıl ve niçin aday olduğunu anlatırken kendi partisine ve liderine yaptığı emrivakiyi MHP'ye de dayattığını ancak bunda başarılı olamadığını itiraf etti. Baykal, Kılıçdaroğlu'nun Kaçaksaray görüşmesi için bunu aleyhinizde kullanırlar dediğini, buna rağmen gittiğini söyledi. Üç arkadaşım oturdukları yerden beni sorgulamak istediler diyerek de kendi partisini dahi ikna edemediğini gösterdi. Baykal, görüşme sonrasında eleştiri alacaklarını söylemesi üzerine Erdoğan'ın ise ya boş ver, ne yaparlarsa yapsınlar dediğini hatırlatarak özel hesapların her şeyin önüne nasıl geçtiğini ibret verecek biçimde ortaya koydu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kararlı ve onurlu duruşundan rahatsızlığını gizleyemeyen ve haddini aşan değerlendirmeler yapan Baykal'ın açık ve kesin şekilde kendisini arkadan vuran HDP ile ilgili hiçbir değerlendirme yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Habertürk gazetesi. Gazete, Ecevit'in başbakanlık teklifini de reddetmiş, başlığını atmış. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koalisyon için başbakanlık önerdiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, geçmişte koalisyon ortağı oldukları dönemde Başbakan Bülent Ecevit'in de kendisine başbakanlık teklifinde bulunduğunu ama bu teklifi de geri çevirdiğini söylediği öğrenildi. Partisinin milletvekillerine 20'şerli gruplar halinde iftar vermeyi sürdüren Bahçeli, önceki akşam iftar yemeğinde koalisyon arayışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, çözüm sürecinin ortakları AK Parti ile HDP'nin öncelikle hükümet kurması gerektiği, olmuyorsa CHP'nin de bu formüle katılabileceği görüşünü yineledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimleri sürecinde ve koalisyon arayışlarıyla ilgili MHP'ye dönük eleştirilerin algı operasyonu olduğunu savunan Bahçeli'nin, 7 Haziran gecesi ortaya koyduğu kırmızı çizgilerin aynen arkasında olduğunu vurguladığı belirtildi. İhtiyaç varsa göreve hazırız. İftarda Bahçeli'nin erken seçim ihtimalinin arttığını, buna karşılık meclis aritmatiğinden zorluklarına rağmen koalisyon çıkabileceğine işaret ettiği vurgulandı. Bahçeli'nin bugünkü koalisyon tartışmaları için milletvekillerine, MHP zor ve zahmetli de olsa ihtiyaç duyulduğunda görev başında olacak. Ancak Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırlarına çekilmesi lüks değil, mecburiyettir. Çözüm sürecinin durdurulması gerekiyor. Ayrıca gözlerimizin önünde hırsızlığa müsaade edemeyiz. Gelecek olan bunları bilerek gelsin diyerek kırmızı çizgilerini yinelediğini bildirdi. Zaman Gazetesi. Gazete, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasını "Saray hükümet kurma görevini kolay vermeyecek" şeklinde duyuruyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde en yüksek oyu alan Ahmet Davutoğlu'na hükümet kurma görevini kolay kolay vermeyeceğini söyledi. Bahçeli, edinilen bilgilere göre önceki gün gerçekleşen divan toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurmaylarına Erdoğan'ın Davutoğlu'nu koalisyon için görevlendirme tarihini mümkün olduğunca uzatmayı düşündüğünü kaydetti. Bahçeli, bu gidişle kolay kolay vermeyecek dedi. Erdoğan'ın Suriye'ye askeri müdahale seçeneğini de kullanabileceğini anlatan Bahçeli, savaş halinde hükümet kurulamayacağını ve bunun erken seçim için de bahane edilebileceğini dile getirdi. MHP lideri, kurmaylarına koalisyon tecrübelerinden de bahsetti. 99 yılında yaşadığı koalisyon deneyimlerini ve anılarını paylaşan Bahçeli, o dönemde çok önemli işlere imza atıldığını ancak koalisyonların kolay bir süreç olmadığının da altını çizdi. Bugün Gazetesi. Gazete, MHP'li Halaçoğlu Baykal'ı yalanladı başlığını kullanıyor. MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu, meclis başkanlık seçimlerine ilişkin CHP'li Levent Gök'e, son turda grubu serbest bırakacakları yönünde bir beyanının olmadığını belirtti. CHP Meclis Başkan Adayı Deniz Baykal, katıldığı bir televizyon programında MHP'li Halaçoğlu'nun CHP'li Levent Gök'e, "Bir sıkıntı yok, kutlarız, Baykal seçilebilir, çünkü biz grubu serbest bırakacağız" dediğini iddia etmişti. Halaçoğlu bir basın toplantısı düzenleyerek iddiaları yalanladı. Milliyet Gazetesi. Gazete, MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu'nun CHP'li Levent Gök'e vermiş olduğu cevabı şu şekilde başlığında duyuruyor. "Grup serbest kalır demedim." Orta Doğu Gazetesi. Gazete, MHP düşmanı yandaş basına tepki başlığını atmış.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, medyada türüyen yeni tip yandaş basının MHP aleyhtarlığına tepki göstererek, bu saldırılardan MHP'nin zarar görmeyeceği aşikardır. Milletimiz, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün yegane sigortası olan MHP'yi bağrına basacak, Rahmi Turan ve Hıncal Uluç gibi akılsızlar da yalan edebiyatından vazgeçip köşelerine çekilmek zorunda kalacaklardır, dedi. Yeni Çağ Gazetesi, kaymakam tayinleri meclise taşındı başlığını kullanıyor. MHP İzmir Milletvekili Murat Koç, yaz kararnamesiyle gerçekleşen kaymakam tayinlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. MHP'li Murat Koç, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde şu ifadelere yer verdi. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni hükümeti kurulamamışken ve kurulacak olan yeni hükümete, mesela tayin taleplerinin gerçekleştirilmesi, kararının bırakılması daha doğru bir yaklaşımken, yaz kararnameleriyle tayinler gerçekleşmektedir. Bu anlamda birçok kaymakamın her yıl alınan yaz kararnamesi gerekçe gösterilerek tayinleri gerçekleşmiştir. Tayini gerçekleşen kaymakamlar arasında süresi dolmadan tayine tabi tutulanlar var mıdır? İsteği dışında tayine tabi tutulanlar var mıdır?